Bu hikaye, bir hayalin nasıl gerçeğe dönüştüğünü, dünya çapında milyonların hayatını nasıl etkilediğini, teknoloji devleri arasında yerini alan bir markanın ve kurucusu Li Jia'nın sıfırdan başlayarak nasıl bir teknoloji imparatorluğu yarattığını anlatıyor. Evet, Xiaomi'den bahsediyorum. Peki, bu markanın arkasındaki sır neydi? Hazırsanız başlıyoruz. Last Story Bender'a hoş geldiniz. Xiaomi'ye geçmeden önce en çok hangi marka ya da ürünün hikayesini merak ettiğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Li Jian, 16 Aralık 1969'da Çin'in Hubei eyaletinin Xiantao kasabasında doğdu. Genç yaşta programlama öğrenen Li, bu alandaki yeteneği sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Üniversite eğitimini Wuhan Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi alanında tamamladıktan sonra teknoloji dünyasında iz bırakacak bir yolculuğa çıktı. Mezun olduktan sonra 1992'de Çin yazılım firması Kingsoft'ta mühendis olarak çalışmaya başladı. Yetkinliği ve azmi sayesinde hızla CEO pozisyonuna yükseldi ve 2007'de şirketi Hong Kong borsasında halka açtı. Kingsoft'ta çalışırken 2000 yılında çevrimci kitapçı Joyo.com'u kurdu ve 2004 yılında bu girişimi Amazon.com'a tamı tamına 75 milyon Amerikan dolarına sattı. Bu satış Li Jian'ın finansal bağımsızlığını kazandığı ve gelecekteki girişimleri için sermaye sağladığı önemli bir dönüm noktasıydı. Kingsoft'tan istifa ettikten sonra Çin'de üretken bir melek yatırımcı oldu ve giyim markalarının satış sitesi olan Wankel.com, web tarayıcısı UCWeb ve sosyal medya platformu Yiyi.com gibi 20'den fazla şirkete yatırım yaptı. Kurucu ortağı olduğu yatırım şirketi Sunway Capital aracılığıyla e-ticaret, sosyal ağ ve mobil endüstrilerdeki şirketlere yatırım yapmaya devam etti. Li Jian, 6 Nisan 2010'da 6 ortakla birlikte Xiaomi'yi kurdu. Bu ekip oldukça tecrübeliydi. Aralarında eski Google, Microsoft ve Motorola çalışanları vardı. Xiaomi başlangıçta MIUI adında Android tabanlı bir işletim sistemi geliştirmeye odaklandı. MIUI, kullanıcı dostu özellikleri ve sık güncellemeleriyle kısa sürede popülerlik kazandı. Bu başarı Xiaomi'nin donanım pazarına giriş yapmasını sağladı. Xiaomi'nin ilk akıllı telefonu olan Mi 1, Ağustos 2011'de tanıtıldı ve Ekim 2011'de satışa sunuldu. Xiaomi Mi 1 duyurulmasından sonraki ilk 34 saat içinde 300 binden fazla ön sipariş aldı. Bu şirket için oldukça etkileyici bir başarıydı ve Xiaomi'nin pazarda hızla yer edinmesine yardımcı oldu. Xiaomi Mi 1'in bu kadar popüler olmasının ana sebeplerinden biri yaklaşık 284 dolar gibi rekabetçi bir fiyat etiketiyle sunulmasıydı. Mi 1'in başarısının ardından Xiaomi ürün yelpazesini hızla genişletti. 2013 yılında uygun fiyatlı ve yüksek performanslı Redmi serisini tanıttı. Aynı yıl Hindistan pazarına giriş yaptı ve burada büyük bir başarı elde etti. Xiaomi'nin uygun fiyat stratejisi ve kaliteli ürünleri şirketin uluslararası pazarda hızla büyümesini sağladı. 2014 yılına gelindiğinde Xiaomi, Çin'in en büyük akıllı telefon üreticisi haline gelmişti. Ardından şirket 2018 yılında Hong Kong borsasında halka arz edildi ve burada 4.72 milyar dolar topladı. Bu halka arz Xiaomi'nin hızla büyümesini ve küresel bir oyuncu olarak konumunu pekiştirmesini sağladı. Peki bu şirket nasıl bir strateji benimsedi de bu kadar hızlı büyüdü? Xiaomi, geleneksel reklamcılık yöntemlerini büyük ölçüde terk ederek yenilikçi pazarlama stratejileriyle dikkat çekti. Bu stratejiler düşük maliyetli ve yüksek etkili yöntemlere odaklanarak markanın hızla büyümesini sağladı. Xiaomi'nin dikkat çeken stratejilerinden biri geleneksel reklamcılığa büyük bütçeler ayırmaktan kaçınmasıdır. Şirket bu bütçeleri doğrudan ürün geliştirme ve üretime yönlendirerek maliyet avantajını müşterilerine yansıtmayı tercih etti. Böylece yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak geniş bir müşteri kitlesine ulaştı. Xiaomi reklamını kendi kullanıcılarının yapacağını düşündü ve başarılı da oldu. Kulaktan kulağa diyebileceğimiz bu yayılma stratejisi oldukça etkili oldu. Xiaomi, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak marka bilinirliğini artırdı. Facebook,
Twitter, Instagram ve YouTube gibi platformlarda aktif olarak yer alarak kullanıcılarıyla doğrudan etkileşime geçti. Sosyal medya kampanyaları ve yarışmalar düzenleyerek kullanıcıların markayla daha güçlü bir bağ kurmasını sağladı. Ayrıca Xiaomi kullanıcı geri bildirimlerine büyük önem verdi. Ürün geliştirme süreçlerinde bu geri bildirimleri dikkate aldı. MIUI işletim sisteminin haftalık güncellemeleri kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendirildi. Bu davranış Xiaomi'nin sadık bir kullanıcı kitlesi oluşturmasına yardımcı oldu. Xiaomi sınırlı sayıda ürünü kısa süreliğine satışa sunarak talep yaratma stratejisini benimsedi. Bu flash sale modeli ürünlerin hızla tüketilmesini sağlayarak marka etrafında bir heyecan yarattı ve tüketicilerin ürünü kaçırma korkusunu yani FOMO'yu tetikledi. Bu strateji marka bilinirliğini ve satışları da artırmada oldukça etkili oldu. Xiaomi 2013 yılında bile 77 küçük markaya yatırım yaparak bugünkü devasa konumunun temellerini attı. Örneğin Mi Band 3 yıl içerisinde 50 milyondan fazla satarak yatırım stratejilerinin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Günümüzde Türkiye'de de kullanılan birçok marka aslında Xiaomi'nin desteklediği yatırımlardan ve kendisine bağlı. Hadi merakımızı giderelim. Robot süpürgeleriyle tanınan Roborock, satış rekorları kıran, akıllı saatleri olan Amazfit, uygun fiyatlı akıllı telefon markası olan Redmi, yüksek performanslı ve uygun fiyatlı akıllı telefonları ile dikkat çeken Poco, elektrikli scooter ve kişisel mobilite araçları üreten Ninebot, akıllı ev aletleri üreten Viomi bunlardan bazıları. Xiaomi, ürün lansmanlarını büyük etkinliklerle duyurarak medya ve tüketicinin ilgisini çekti. Bu etkinliklerde ürünlerin detaylı tanıtımları yapılarak tüketicilerde merak uyandırıldı. Ayrıca CEO Li Jia'nın karizmatik sunumları markanın tanınırlığını artırmada önemli bir rol oynadı. Karizmatik sunum deyince aklınıza kim geldi? Benim Steve Jobs. Günümüzde Xiaomi dünya genelinde en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olarak konumlanıyor. 2024 yılı itibariyle şirket küresel akıllı telefon pazarında %14'lük büyük bir pay sahibi. Xiaomi sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayıp akıllı ev cihazları pazarında da büyük bir yer edindi. Şirket akıllı ampuller, robot süpürgeler, güvenlik kameraları ve daha birçok ürünü piyasaya sürdü. Bu cihazlar Xiaomi'nin IoT yani yapay zeka ve nesnelerin interneti stratejisinin bir parçası olarak birbirleriyle uyumlu çalışmakta ve kullanıcılara evlerinde akıllı bir yaşam sunmaktadır. Xiaomi buna o kadar önem veriyor ki 2023'te HyperOS adında yeni bir işletim sistemi bile çıkardı. Xiaomi 2020'nin başlarında elektrikli araç pazarına da giriş yaptı. Şirket elektrikli scooterlar, bisikletler gibi çevre dostu ulaşım araçları sunmaya başladı. 27 Aralık 2023 tarihinde Çin'de tanıtılan ve elektrikli otomobilleri olan SU7 oldukça fazla ilgi gördü. Xiaomi SU7 ile yüksek teknoloji ve uygun fiyat dengesini koruyarak premium segmentte iddialı bir giriş yapmayı hedefledi. 2010 yılında kurulan ve 2024 yılına geldiğimizde dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olma başarısının temelini Li Jia'nın vizyoner liderliği ve Xiaomi'nin yenilikçi ruhu oluşturuyor. Xiaomi'nin hikayesi aklın bin türlü yolu olduğunun azim, yenilikçilik ve müşteri odaklılık ile nasıl büyük başarılar elde edilebileceğinin en güzel örneklerinden biri. Xiaomi ilerleyen yıllarda elektrikli araçlar ve ileri yapay zeka gibi gelişmekte olan teknolojilerdeki varlığını genişletmeyi hedeflemektedir. Herkesin yüksek kaliteli teknolojiden yararlanmasını sağlama vizyonuyla Xiaomi, teknoloji endüstrisinin ön saflarında yer almaya, yenilik sınırlarını zorlamaya devam edecek gibi görünüyor. Bu büyüleyici hikayeyi dinlediğiniz için teşekkürler. Xiaomi'nin ilham verici yolculuğunu sizlere aktarabildiysem ne mutlu bana. Bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.